Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. sınıfın 3. ünitesi olan In the Kitchen, yani mutfakta adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Bu ünite içerisinde mutfak eşyalarını, pişirme yöntemlerini, mutfakta kullanmamız gereken malzemeleri, kısacası mutfağa dair her şeyi öğreneceğiz. Dikkat etmeniz gereken şey, bu ünitede çok fazla kelime bulunuyor. Aslında bu ünitenin tamamı kelimelerden oluşuyor. O yüzden bu kelimeleri bol bol pratik yapıp, uygulamadan test çözerek iyice ezberlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü LGS'de her sene bu konuyla ilgili soru sorulmakta. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, en önemlisi öğrendiğiniz kelimeleri bol bol pratik yapmak istiyorsanız, Play Store'dan Jasmin Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize bu ünite içerisindeki kelimeleri öğrenmekle başlayalım. Ben, siz bu kelimeleri daha rahat öğrenin diye hepsini başlıklar altında teker teker vereceğim. Böylece karıştırmadan başlıklar halinde her birini ayrı ayrı öğrenmiş olacaksınız. Kalem ve kağıdınız hazırsa başlıyoruz. İlk öğreneceğimiz kelime grubu Cooking Methods, yani pişirme yöntemleri. Bir yemeği nasıl pişiririz, onunla ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Fry, yağda kızartmak. Bake, fırında pişirmek. Grill, barbekü, ızgarada pişirmek. Boil, kaynatmak, haşlamak. Stew, kısık ateşte pişirmek. Roasted, fırında kızartmak. Toast, ekmek kızartmak. Steam, buharda pişirmek. İkinci öğreneceğimiz kelime grubu ise Cooking Process, pişirme süreçleri. Bu ünitedeki en önemli kelimelerden bir tanesinin bulunduğu grup ise budur. Hazırsanız pişirme süreçleriyle ilgili kelimeler geliyor. Melt, eritmek. Freeze, dondurmak. Slice, dilimlemek. Cut, kesmek. Peel, soymak. Squeeze, sıkmak. Dice, küp küp kesmek. Crack, break, kırmak, çatlatmak. Chop, doğramak. Spread, sürmek, yaymak. Sprinkle, serpmek. Shake, çalkalamak. Mix, stir. Blend, karıştırmak. Pour, dökmek. Add, eklemek. Roll, yuvarlamak, oklava ile açmak. Whisk, yumurta ve benzerini çırpmak. Knead, yoğurmak. Mash, ezmek, püre yapmak. Put, koymak. Beat, çırpmak, dövmek. Drain, süzmek. Grate, rendelemek. Heat, ısıtmak. Press, basmak. Cover, örtmek. Shape, şekillendirmek. Serve, servis etmek. Kitchen tools, mutfak eşyaları. Mutfakta kullandığımız eşyaların İngilizce isimlerini öğreneceğiz. Fridge, refrigerator, buzdolabı. Stove, ocak, soba. Oven, fırın. Microwave, mikrodalga. Tablespoon, yemek kaşığı. Teaspoon, çay kaşığı. Knife, bıçak. Fork, çatal. Plate, tabak. Rolling pin, merdane. Grater, rende. Jug, sürahi, jar, kavanoz, cup, fincan, glass, bardak, bowl, kase, mixing bowl, karıştırma kasesi, baking tin, kek kalıbı, pan, tava, frying pan, kızartma tavası, saucepan, tencere, loaf pan, ekmek tavası, pot, demlik, çanak, cup, apron, önlük, greased baking sheet, yağlı pişirme kağıdı, mixer, çırpıcı, strainer, süzgeç, peeler, soyucu, baking tray, fırın tepsisi, plastic wrap, stretch film, meat products, et ürünleri. Et ürünlerinin İngilizce isimleri şunlardır: meat, et, beef, sığır eti, steak, biftek, lamb, kuzu eti, seafood, deniz ürünleri, mince, kıyma, sausage, sucuk, sosis, meatball, köfte. Ingredients, malzemeler demektir. Bu kelimenin kendisi de çok önemlidir. Soru köklerinde ingredients kelimesini görmeniz mümkündür. O yüzden bu kelimenin kendisini de ezberlemeyi unutmayın. Malzemeler şunlardır: chicken, tavuk, flour, un, fish, balık, yeast, maya, salt, tuz, sugar, şeker, olive oil, zeytinyağı, milk, süt, egg, yumurta, yolk, yumurta sarısı, baking powder, kabartma tozu, pistachio, antep fıstığı, almond, badem, parsley, maydanoz, mint, nane, dill, dereotu, basil, fesleğen, cumin, kimyon, walnut, ceviz, ginger, zencefil, vinegar, sirke, dough, hamur, custard, krema, chicken stock, tavuk suyu. Eğer et suyu demek istiyorsak beef stock olarak kullanırız. Cabbage, lahana, carrot, havuç, avokado, avokado, seaweed, deniz yosunu, butter, tereyağı, bean, fasulye, rice, pirinç, garlic, sarımsak, lentil, mercimek, black pepper, karabiber, cherry, kiraz, cucumber, salatalık, bell pepper, dolmalık biber, onion, soğan, mushroom, mantar, tomato, domates, potato, patates, chili pepper, acı biber. Important adjectives, önemli sıfatlar. Yemekleri anlatırken kullanabileceğimiz sıfatlar şunlardır: sticky, yapış yapış, soft, tender, yumuşak, tasteless, tatsız, sweet tooth, tatlıya düşkünlük. Fresh, taze. Tasty, delicious, yummy, lezzetli. Taste, tatmak, tatlar demektir. Tatların İngilizce isimleri şöyledir. Spicy, baharatlı. Bitter, acı demektir. Buradaki acıdan kasıt pul biberin boğazı yaktığı acılık değildir. Keskin bir tat olmasıdır. Acımtırak, sert bir tat. Sour, ekşi. Greasy, yağlı. Milky, sütlü. Sweet, tatlı. Food quantifiers, yiyecek miktarı belirleyiciler. Quantifiers, miktar belirleyen kelimeler demektir. Yemek tariflerinde miktar belirten kelimeleri bol bol göreceksiniz. Bir bardak, bir çay kaşığı, bir yemek kaşığı gibi ifadeler. Bunların İngilizce hallerini görelim. Bir bardak diyebilmek için a glass of ifadesini kullanabiliriz. Bir çay kaşığı diyebilmek için a teaspoon of. Bir yemek kaşığı a tablespoon of. A piece of, bir parça. A package of, bir paket. Bir teneke diyebilmek için iki tane ifade kullanabilirsiniz. Onların ilki a can of, bir teneke demektir. Diğeri ise a tin of. Yine bir teneke anlamına gelir. Liter, litre demektir. A bunch of, bir deste. A bowl of, bir kase. Half of, yarım. A cup of, bir fincan. Vocabulary, kelimeler demektir. Bu ünite içerisinde bulunan diğer önemli kelimeler şunlardır. Cuisine, mutfak. Recipe, tarif. Homemade, ev yapımı. Traditional dish, geleneksel yemek. Well known, iyi tanınan. Smell, koklamak. Contain, içermek. Describe, tanımlamak. Increase, artmak. Booklet, kitapçık. Snack, atıştırmalık. Junk food, abur cubur. Dish, yemek, bulaşık. Ingredient, malzeme. Prepare, hazırlamak. Lengthways, uzunlamasına, boyuna. Easy, kolay. Mixture, karışım. Hour, saat. Flavor, lezzet, tat. Tips, ipuçları. Step, adım. Firmly, sıkıca. Constantly, sürekli. Marinate, zeytinyağlı salamurada bekletmek. Season, baharatlamak. Place, yerleştirmek. Forward, ileri. Eye-catching, göz alıcı. Various, çeşitli. Bu üniteyle ilgili en çok sorunun geldiği diğer bir konu ise bir yemeği tarif etmedir. Describing a process, bir süreci anlatma demektir. Bir yemeği nasıl pişiririz, pişirirken hangi adımları kullanırız, hangi yöntemlerden, hangi önerilerden faydalanırız, onlardan bahsedeceğiz. Bir yemeği pişirmenin adımları son derece önemlidir. Bu adımlar şunlardır. Yemeğe başladığımızda ilk yaptığımız adımı first kelimesiyle ifade ederiz. Bu ilk olarak birinci anlamına gelir. Bir işlemi ilk başladığımızda neyle başlıyorsak orada first kelimesini kullanırız. Bundan sonraki adım second, yani ikinci adımdır. Second'dan sonra next adımı gelir. Ardından, sonra, ondan sonra gibi anlamlara gelir. Next'e çok benzeyen diğer bir adım ise then adımıdır. Bu ise sonraki, bundan sonraki gibi anlamlara gelir. Tüm bu adımlardan sonra after that kullanılır. Bunun anlamı ise ondan sonra, tüm bu anlattığımız adımlardan sonra demektir. Yemeği anlattığımız en son eylemi ise finally denir. Yani son olarak, en sonunda anlamlarına gelir. Bir yemeği pişirirken sırasıyla bu adımları takip ederiz. Bunların bazen hepsi sorulur, bazen ise sadece içinden birkaç tanesi sorulur. Mesela second çok fazla sorulmaz, onun yerine first'ten sonra next ifadesine geçilir. Yazılı sınavınızda ve deneme sorularında bol bol sorulacak olan bir soru kalıbıdır. Bunları siz de benim gibi sırasıyla yazın ve sırasıyla ezberlemeye çalışın. Zaten 3 tane adımın yeri kesindir. First her zaman ilk yazılır. Final ise en son adımdır. Final'dan bir önce after that kullanılır. Daha sonra hangileri verildiyse onları da aralara yazarsınız. Böylece düzgün bir şekilde bir yemeği adımlarıyla anlatmış olursunuz. Bir tane örnek görelim. Birlikte bir omlet tarifini inceleyelim. First, melt some butter in frying pan. Önce, yani ilk olarak tavada biraz tereyağını eritin. Gördüğünüz gibi ilk yaptığı işlemi first kelimesiyle anlatıyor. Second, crack 2 eggs into a bowl and stir them. İkinci olarak bir kaseye 2 yumurta kırın ve onları karıştırın. Then add some salt and black pepper into the mixture. Ardından karışıma biraz tuz ve karabiber ekleyin. Then pour the mixtures into frying pan. Sonra karışım tavanın içine dökün. After that, cook it for 4 or 5 minutes. Ondan sonra, yani bahsettiğimiz tüm bu adımlardan sonra 4 ya da 5 dakika pişirin. Finally, yani en son adımdan bahsediyoruz. Grate some cheese on it and serve it hot. Son olarak üstüne biraz peynir rendeleyin ve sıcak şekilde servis edin. Gördüğünüz gibi tüm adımları kullanarak bir yemek tarifini birlikte inceledik. Siz de sırasıyla bu adımları not alıp birer örnek olarak yemek tarifi yazabilirsiniz. Yemek pişirirken kullandığımız adımlardan bahsettik. Ama bir de bir yemek yapım sürecinden bahsederken 2 cümleyi birbirine bağlayan bağlaç dediğimiz yapılar vardır. Bu kelimeler şöyledir. Yemek yapım süreçlerinde en çok göreceğiniz kelimelerden bir tanesi before bağlacıdır. Before Türkçe'ye den önce anlamı katar. Rendelemeden önce, pişirmeden önce, şunu yapmadan önce gibi. Örneği inceleyelim. Before you grate tomatoes, peel them. Domatesleri rendelemeden önce onları soy. Bir işlemden öncekini anlatır. Şunu yapmadan önce şöyle yap. İkinci önemli bağlaç ise after bağlacıdır. Türkçe'de den sonra anlamına gelir. Before'un tam tersi olarak yaptıktan sonra anlamına gelir. Rendeledikten sonra, soyduktan sonra. Örneği inceleyelim. After you crack eggs, whisk them. Yumurtaları kırdıktan sonra onları çırp. Bir işlemi yaptıktan sonraki işlemi anlatır. When bağlacı Türkçe'de dığında, diğinde anlamına gelir. Şunu yaptığında şöyle yap gibi. Örneği inceleyelim. When butter melts, pour the mixture into the hot pan. Tereyağı eridiğinde karışımı sıcak tavanın içine koy. Şöyle olduğunda şunu yap gibi anlamlarına gelir. Until cümlelere EA kadar anlamı katar. Örneğin, until you get soft dough, knead it. Yumuşak bir hamur elde edene kadar onu yoğur. Şunu yapana kadar, şöyle olana kadar gibi anlamlara gelir. However ve but bağlaçları cümlelere ama fakat anlamı katar. Zıtlık bildirirler. Örneğin, he doesn't like meat. O eti sevmez. However, he ate the grilled steak. Ama o ızgaralanmış bifteyi yer. Eti sevmiyor ama şunu da yiyor. Gördüğünüz gibi 2 cümle arasındaki zıtlığı bildirir. Daha önce bahsettiğim bağlaçlara önceki yıllardan belki de aşinasınızdır. Birkaç tanesini bir şekilde duymuşsunuzdur. Ama moreover bağlacı sizin için tamamen yeni bir bağlaçtır. Türkçe'de bundan başka ayrıca gibi anlamlara gelir. Örneği görelim. I prefer Italian cuisine. Ben İtalyan mutfağını tercih ediyorum. Moreover, I like Indian. Ayrıca bunu ilaveten Hint mutfağını da severim. Gördüğünüz gibi istediği, sevdiği bir şey söylüyor, ayrıca diye belirterek yine aynı doğrultuda başka bir şey söylüyor. Son göreceğimiz bağlaç ise if bağlacıdır. If, Türkçe'de eğer anlamına gelir. Eğer şöyle yapacaksan böyle olacak, bir şart, bir koşul bildirir. Örneğin, if you want to eat something sweet, you can prefer an ice cream. Eğer tatlı bir şeyler yemek istiyorsan dondurmayı tercih edebilirsin. If, eğer anlamı katar. Dersimizi bitirmeden önce bu ünitede sık sorulan soru kalıplarına göz atalım. Bunlar yazılı sınavınızda, deneme sınavlarında ve ayrıca LGS'de karşınıza çıkacak. Soru kalıpları şöyledir. How do you usually cook chicken? Sen tavuğu genellikle nasıl pişirirsin? How, soru kalıbı nasıl diye sorar. Böyle bir soruda pişirme yöntemlerini kullanmalısınız. Kızartmak, buharda pişirmek, fırınlamak gibi. I usually fry them. Ben genellikle onları kızartırım. İkinci soru kalıbı, what's your favorite dish? Senin en sevdiğin yemek nedir? Dish kelimesi hem yemek hem de bulaşık anlamına gelir. Burada ise sevdiğiniz bir yemekten bahsedersiniz. It is taco. O takodur. Eğer birinin beğendiği, sevdiği bir mutfaktan bahsedecekseniz, which cuisine do you prefer? Hangi mutfağı tercih edersin? I prefer Turkish cuisine. Ben Türk mutfağını tercih ederim. Burada ise sevdiğiniz bir bölgenin, bir ülkenin yemeğinden bahsedebilirsiniz. Ufak olarak not alacağımız kelimeler var. Bunlar how, nasıl, dish, yemek, bulaşık, cuisine, mutfak, prefer, tercih etmek kelimeleridir. How long does it take to boil the eggs? Yumurtaları haşlamak ne kadar sürer? How long bir süreç bildirir. Bunun cevabında 1 dakika, bir süre söylemelisiniz. About 5 minutes. Yaklaşık olarak 5 dakika. Yani denemede böyle bir soru kalıbını görürseniz şıklardan cevap olarak 1 saat, 1 dakika gibi şeyler arayın. Diğer soru kalıbı ise how much'tır. How much sugar do we use? Biz ne kadar şeker kullanıyoruz? How much ne kadar demektir. Burada ise dersin ortalarında öğrendiğimiz yemek miktarlarını anlatırken kullandığımız kelimelerden bahsedebilirsiniz. A cup of sugar. Bir fincan şeker. Why do you prefer pizza? Sen pizzayı neden tercih edersin? Because I like spicy food. Çünkü ben baharatlı yemekleri severim. Not alacağımız kelimeler how long, ne kadar süre, how much, ne kadar, why, neden. Çok sık göreceğiniz diğer bir soru kalıbı ise which country does taco belong to? Taco hangi ülkeye aittir? Cevabında bir ülke söylemelisiniz. It belongs to Mexico. O Meksika'ya aittir. How do you serve tomato soup? Domates çorbasını nasıl servis edersin? I serve it with grated cheese. Ben onu rendelenmiş peynirle servis ederim. Not alacağımız kelimeler belong, ait olmak, serve, servis etmek. Eğer bir yemek tarifinin adımları ile ilgili soru soracaklarsa şu soruları kullanabilirler. What is the next step after? Şundan sonraki adım hangisidir? Ya da şu soruyu what is the following step after şeklinde de sorabilirler. Bundan sonra takip eden adım hangisidir? Eğer bir yemeğin en son adımını soracaksa finally dediğimiz işlemi soracaksa what is the last step of the recipe? Tarifin en son adımı hangisidir? Nedir? Diye de sorabilir. Countries and dishes. Ülkeler ve yemekler. Bazı ülkeler bazı yemeklerle birlikte anılır. Tabii ki dünya üzerinde çok fazla ülke ve çok fazla yemek vardır. En çok karşınıza çıkacak olanları şunlardır. Japonya deyince aklımıza sushi gelir. Meksika'nın takosu meşhurdur. Morokko'nun kuskus denilen bir yemeği vardır. Bu makarnanın çok küçük halidir. Hindistan'da biryani denen bir yemek meşhurdur. Bu pirinç üzerine yapılmış bir çeşit tavuk yemeğidir. Amerika deyince aklımıza hamburger gelir. İtalya'nın pizzası meşhurdur. Fransa'nın kruvasanı meşhurdur. Ve son olarak Meksika'nın yine fajita denilen bir yemeği meşhurdur.